Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Hedef 9000 kupa bölümüyle karşınızdayım. Hem de bambaşka bir desteyle karşınızdayım. Bu destede iki tane atak kartı var. Yani bir tane atak kartı baktım ki bizi birazcık zorluyor, dedim ki iki tane atak kartı alayım ki daha hızlı bir şekilde çıkalım 9000 kupaya. Umarım iyi etmişimdir. Şimdi önce birinci atak kartımıza başlayalım. Karşıdan bir buz ruhu geldi. Muhtemelen 2.6 binici oynuyor olabilir. Çünkü bu aralar çok fazla karşıma geliyor. Değilmiş. Pekka'sı olan bir desteymiş ve çok güzel bir şekilde... şöyle bir Pekka'yı şuraya çekelim. Evet, çok güzel çektik Pekka'yı buraya doğru. Evet, rakip geldiği gibi kuleyi alacak gibi ama almayacak gibi de. Tamam, güzel, son dakikada hallettik. Şimdi rakip keşiş oynuyor arkadaşlar. Bende keşiş daha açılmadı bile o derecede. Ve biz rakibe güzel bir hasar çıkardık diye düşünüyorum. Evet, şimdi binici yapacağız buradan. Kule onu gördüğü zaman, Prenses Kulesi. Dur bakalım. Tamam, gayet iyi. Gayet iyi. Oklar elimizde. Gerçi mini Pekka geri çevirecek. Aynen. Bir tane bile vuramayacak. Şimdi Dart Goblin burada rakip için güzel bir kart. Çünkü keşişini ona karşı kullanacaktır. Şöyle okla beraber bir korumalar. Ama korumalar Tomra tek yemiyor. O yüzden güzel bir şekilde savunduk. Şimdi rakibin 15 seviye havai fişekçisi varmış. Gitmiş en böyle gıcık kart 15 seviye yapmış. Bu arada kendisi de 15 seviyemiş. Yeni fark ettim. Neyse. Şimdi biz biniciyi biraz daha hızlı çevirmemiz lazım ki rakip her seferinde Pekka ile dönmesin arkadaşlar. Şöyle bir en geriden Mega Minion'a başlayalım. Bu elimize kalsın çünkü bunu keşiş için kullanacağız. Tamam. Şöyle bir Dart Goblin atalım geriden. Dur bakalım. Yapma be. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oradaki binicimiz vuracak çünkü mini Pekka'sı yetişemeyecek oraya. Tamam, gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Bayağı güzel hasar çıkardık. Şöyle dur bakalım uçan makine. Tamam. Tamam. Şimdi ona atabileceği keşiş var, o var. Şöyle atalım. Ana kule açmaya gerek yok. 15 seviye direkt alalım ve kulesine hasar verelim. Ve gider belki de o vurabilir. Yok, vuramadı. Ama oraya bir iksir harcatmış olduk rakibimize. Şimdi her şey gayet iyi ilerliyor. Uzak dolu rakibimize karşı. Şöyle bir fıçı atacağım ama bekleyelim. Fıçı biz hiç atmamış olabiliriz bu arada. Neyse, şunu yollayalım. Aslında kasırgasını kullanmıştı. İkinciye kasırgayı çeviremez burada ama yine de... Aha, saldın mı? Salmadıysan da şöyle ilerleyelim biz. Salmış olabilir bu arada çünkü herhangi bir hasar veremedi o kadar atağa karşılık. Çünkü elinde keşiş var, elektro, dev var vesaire var. Ama çok bir hasar veremedi rakip, o yüzden de saldı muhtemelen. Aynen. Şimdi tekrar fıçıyı çevirip hızlı bir şekilde biniciyi tekrar çevirelim. Bakın, deste hem hızlı hem iki tane atak kartı var. Birisi fıçı, birisi de binici. İkisi de hızlı destelerin atak kartı. Yani iki tane hızlı deste bir arada gibi bir şey aslında. Burada normalde bu desteği ben öncesinde yapmıştım. Önceki yaptığım halinde burada Mega Minyon yerine yarasalar vardı. Ama yarasaların bir şeye yaramadığını fark ettim. O yüzden yerine Mega Minyon aldım. Evet. Bu arada 7700'lerdeyiz. Şimdilik iyi kupalardayız bence. Evet, yine 15 seviyeden bir rakibimiz geldi. Şöyle bir top bırakalım. 15 seviyelik ruhları anca durdurur gibi o kadar uzaklıktan. Tamam. Şunu şöyle havadan Mega Minyon bırakalım. Çünkü... barbarları daha rahat durdurur havada olduğu için. Dön oraya bir tane. Tamam. Rakip bu arada hem 15 seviye hem kulübeci. Ağır kulübeci hem de. Barbar varili ve fırın var. İkisi de sağlam. O şey olacak mı? Aynen. O maalesef dönecekti. Şimdi. Hemen tersten bir tane Dark Goblin'i bırakacağım. Hem onları daha rahat almak için. Hem de atağımızı buradan. Abi her şeyin mi 15 seviye senin ya? Buraya arkadaşlar ok atacağım açıkçası. Topu çevirmek istemedim. Güzel bir ok. Soldan binicimiz çok güzel hasar çıkarıyor. Bir tane daha vur. Tamam. Abi herkes 15 seviye. Gerçekten bu eskiden bir zamanlar vardı. Onlara geri döndük gibi bir şey. Hani bu 14 seviye çıktığı zamandı yanlış hatırlamıyorsam. Herkes de 14 seviye basmıştı. Ve inanılmaz zorluyordu bizi. Şimdi de 15 seviye çıktığı için aynı şeyi tekrar yaşıyoruz. Evet, tarih tekerrürden ibaretmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle... Biz tekrar topumuzu bırakalım. Havadan Mega Minyon'u da bırakalım. Çünkü onlar anca durduracak gibi. Tam zehri varmış bir de elinde. Şimdi rakip iki tane binasını da kullanıyor. Biz o yüzden binici çıkaramıyoruz bir türlü elimizden. Şöyle bir tane dart bırakalım şuraya. Tamam. Dart'ı savunmamız lazım. Tanklamamız lazım. Çünkü elinde okları da varmış. Madem okları kullan, hemen şunu atalım. Kasırgan yoktur bence senin. Bence senin kasırgan yoktur. Çok vurdun be. Harbiden çok vurdum. Şöyle ortaya bir tane... Evet, onu atalım. Rakibin kartları çok zorlu kartlar. Alan hasarı da vuruyor. Sürekli kartta spamlıyor. Birazcık sıkıldı. Şöyle en geriden başlayacağım. Dur, başlamayacağım. Top bırakacağım. Çünkü evet şeyleri kurdu abi adam. Neydi onun adı? Zehri dağıtıyor. Daha da ne olsun yani? Daha ne olsun? Atlayacak mısın Ruh? Tamam, şöyle yapalım. Oklarını kullandın, aynen öyle. Hemen bize bir ok atalım oraya. Çünkü oradan şey çıkacak, Ruh çıkacak. Tamam, gayet iyi, gayet iyi. Çok çok güzel çalışıyoruz. Dart Goblin'e bakın. Dart Goblin biraz daha savunacağım çünkü elindeki oklara henüz dönmedi rakibimizin. 956'ya kadar indirdik. Ve Dart Goblin öldü. Şöyle yapalım. Okları kullanacak oraya. O yüzden ok, peşin şeyimi kullandım. Tamam, dur. Silahşör. Tamam, iyiyiz. Oklarını kullanamadı abi. Şöyle biniciyle beraber gidelim. 7 iksiri bırakamaz oraya binici için. Bıraktı bile abi adam. Yalnız Dart Goblin güzel çalışıyor. Tamam, gayet iyi. Tekrar bir dart bıraktım. Binici bıraktım. Okları kullanamasın diye bunu buraya yolluyorum. Tamam, okları kullanacak oraya muhtemelen. Dur bakalım. Oklarını kullanmadı. Ve aldık. Niye böyle bir şey yaptı ki? Mark çok yanlış oynadı. Evet, devam. Espri yapacaktım, yapmak istemedim. Şimdi şu, aha, buradan bir tane şey geldi bize. Şampiyon Joker kartı geldi. Tamam. 3 tane oldu elimizde. Bizim diğer şampiyonlarımız da durma. Bakayım bir hızlıca. 3 tane sen bir yerine maxlıyorsa direkt maxlarım. Bunun için of. Zaten bu 13 seviyesi, diğerlerine bakmaya gerek bile yok. Aynen. 15 tane daha lazım, bunu düşünün. Daha biz şampiyonları maxlayamadık. Adamlar 15 seviye oynuyorlar. Evet. Şimdi Murra geldi karşımıza. Bu arada güzel ilerliyoruz. Kupamız gayet iyi. Bu desteyle de daha yeni oynuyorum bu arada. Şöyle bir baktım neyle oynasam diye. Bait desteler bayağı canımızdan etmişti bizi. Yine bait oynuyorum ama bu sefer binici de var yani. Bait'in iş yapmadığı durumlarda binici çıkartabiliyorum elimden. Evet. Şimdi onu oraya tersten yollayacağım bunu. Bir tık daha tersten yollayabilirdik aslında. Abi çok kart harcadım. Çünkü istediğim kartlar elime dönmedi. Ama sıkıntı yok. Şu an çok güzel iksiri biriktirdik ve biniciye... Dart neden oraya? Oraya niye gittin Dart? Oo, yandık. Oraya da barbar varlı atacak. Atmadı, tamam. Oka gerek yok. Ok bir kalsın orada. Oraya bir mega minyon. Oo, Dart çok güzel çalıştı yalnız. Şöyle bir tane şövalye koyalım. Umarım arkasından domuzcukları yollamaz. Neden şövalyeyi görmezsin Valkür? Neden? Valkür almamız lazım. O çok fazla vuracak çünkü. Ki vurdu da bile yani. Dart onu alır mı? Bence Dart onu alır abi. O da Dart'ı vurur ama Dart kaçar ondan. Kaçamadı. Evet. Şimdi işimiz çok zor. İşimiz gerçekten çok zor. Çünkü karşımızda bu alev topu bait deste var. Ve bizde bir tane bile alev topu yok yani. Bir tane alev topunuz olduğu zaman bile size bait bir deste. Bende bir tane bile alev topu yok. O alev topunun olmaması ve alanı sarvaran kartlarımız olmaması bize çok büyük eksi arkadaşlar. Biniciyi aldım. Başka bir şey harcamayacağım oraya. Çünkü savunmamız lazım. Bekleyelim. Ne atacaksın? Tamam, onu atacak tabii ki de. Şunu hemen yollayalım. Topa vurmasın onlar çok fazla. Bunu da yollayacağım. Evet, okları var rakibimizin tabii ki de. Tersten bir tane dart yolluyorum. O kuleye vermememiz lazım arkadaşlar. Oklarını kullandığı için... Ama elinde muhafızlar var ya. Çok zor bu. Adamı yenmek çok zor. İnanılmaz zor. Tamam. Soldan güzel vurduk. Tek sıkıntı rakibi savunamamamız yani. Savunamıyoruz adamı. Ne hikmetse. Onu biraz erken yolladım bence. Eğer onları alırsak... Şöyle bir ok atalım hemen. Ana kuleyi de açabilirdik bu arada havai fişekçiyle. Biraz acele etmiş olabiliriz. Hemen yolluyorum onu çünkü onu geriden oynadı. Geriden oynamamalıydım bence. Ama tabi elinde o var. Bak, adam bizi savunabiliyor. Biz onu savunamıyoruz. En sevmediğim maç tarzı, türü. Şimdi onları şöyle bir yapalım. Sizi şöyle bir ortaya çekip ortadan bir şunu bırakalım. Elinde tabii ki de oklarım var. Şöyle gel. Havai fişekçisine de evrim geçirmiş arkadaşlar. Attığımız ok hiçbir fayda etmeyecek havai fişekçisine karşı. Evet, çok iyi. Yalnız oklarını kullandı fakat... Dur. Öne doğru atacağım da oraya Valkyrie atacak falan filan. Biz bu adamı hiçbir şey yapamayarız. Hiçbir şey yapamıyoruz biz bu adama karşı. Yapamayız yani. İmkansız. Adam bizi her şeyle savunabiliyor. Biz onu... Adam domuzcuk atıyor ve savunamıyoruz domuzcuğu. Çünkü elimize alanı sarvuran kart yok. O da destemizin eksi yanından ötürü. Çünkü desteği bir alana sarvuran kart almadık. Belki şövalyeni Valkür alabiliriz aslında bu desteye. Bir bekleyelim. Bu maçta da eğer bir sıkıntı yaşarsak şövalye çıkartıp yerine Valkür alırız. Daha iyi olur. Şimdi biniciyle yolladık. Anında oradan köprüden yollaması güzel oldu. Oraya bir de aynen onu yolladı. Güzel. Şimdi arkasından yara satması muhtemel. Umarım atmaz. Umarım atmaz. Atarsa birazcık işimiz yaş arkadaşlar. Evet birazcık yaş dedim. Çünkü oklarımızı elimizden çıkardık. Ya bu biraz şanssız bir başlangıç oldu. Çünkü elimize istediğimiz kartları vermedi ve aynı anda adama şey attık. Binici attık. O buraya şey attı. Bakın şu an bir şey harcamayacağım arkadaşlar. Çarpması varmış elinde. Tamam. O bir tane vurur bu arada. İki tane de vurur. Bir tane vurdu. Abarttık biraz. Şunu şöyle yaparsak anakuleyi açar mıyız? Ondan sonra şöyle bir anakuleyi açamadık. 15 seviye. Evet. Anakulemizi açamadık ve 15 seviye havai fişekçisi var. Genelde herhalde havai fişekçi ilk 15 seviye yapılan kart. Rakibin kendisi de 15 seviyemiş bu arada. Güzel. Şöyle bir tamam. Mega Minyon biraz burada fevri oldu Cem'cim ama olsun. Çarpmasını kullandı. Onu kullandı. Döner Mega Şövalyesi. Dönmez. Bu saatten sonra daha dönmez. Çünkü onu da kullandı. Bir tane daha vur. Şimdi bir dakika. Şöyle yapalım. Aslında şuralara bıraksaydık şövalyeyi anakuleyi açardık. Neyse. Şöyle bir tık geriye atalım. Elinde Mega Şövalye var. Onu kullanacak artık. Bir kaçarı yok. Tamam güzel. Yalnız bizim 3 iksirimiz kaldı elimizde. O adamı biz nasıl savunacağız? Hiçbir fikrim yok yani. Şimdi tamam oraya bir tane ok atalım. Zaten oraya alacak rakibimiz. Tamam onu da al. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Ya korumalar var sanıyorum. Neyse. Ama biz hava fişekçiye bir şey atamıyoruz ki. Ölmüyor yani. Hava fişekçi ölmüyor. 15 seviye olduğu için. Daha doğrusu evrim geçirdiği için ölmüyor. Tamam. Bakın yarasa bize ne kadar sıkıntı çıkardı. Gördünüz mü ya? Bir tane yarasa yani. Dur bakalım. Bir gelelim artık biz de sana doğru. Geriye attım bir tık çünkü öne doğru bir tane Mega Şövalye atacak. Şey gelebilir, çete ya da yarasa gelebilir. Aldık mı orayı aldık. Tam yarasasını da kullanmış oldu. Bence gayet iyi oldu. Böylelikle oklarımız çok da boş boşuna gitmiş olmadı. Zaten yarasalar şimdi ölecek arkadaşlar. Şunu şöyle peşin kullanalım. Dur bakalım. Şöyle bir tane Dart Goblin bıraktım. Havai fişekçiyi alın oradan. Geliyoruz. Binici biraz erken bırakmış olabilirim yani. Şövalye bekleseydin keşke Cem'cim. Oraya çete atacak. Atmadı çeteyi. Abi adamın ne kadar hızlı dönüyor ya şeyi. Mega Şövalyesi. Benim şeyim dönmüyor. Adamın Mega Şövalyesi dönüyor. Dart Goblin güzel çalıştın. Helal olsun. Dur Dart'a vurmayın. Dart güzel çalışmıştı da evrim geçirdiği için abi şey. Maalesef öldü. Maalesef evrimden dolayı öldü. Şu havai fişekçi alın abi, evrimli havai fişekçi. Hem evrimli hem 15 seviye. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı birazcık var ama neyse. Dart Goblin'e vurma. Abi çok zorlanıyorum ben bu yeni kartlara karşı ya. İnanılmaz zorlanıyorum. Alın şunları. Gel böyle. Al yarasaları abi. Şuraya bir ok atalım. Yok abi imkansız ya. Ben bu desteyle ben yenemem. Şimdi gidiyorum şeyden. Çünkü kupa düşmek istemiyorum. Ben biliyorum. Bu şeyi biliyorum ben, bu noktayı. Buradan sonra devam edersen bu arada fazla kupa düştük. 26 kupa düştük sadece. En azından 7.700'den aşağı düşmedik. Bu sınırdan böyle devam edersek 7.500'e kadar yolu var bunun. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın şimdi. Şuradan lider tablosuna girelim. Birincinin destesi neymiş? Yok bunlar max değil bende. Şuna bakın, oyunu 7 senedir oynuyorum. Kartları max değil. Bu çok saçmalık aslında oyunda da neyse. Hala da oynamaya devam ediyoruz. Abi herkes kraliyet devi oynuyor. Şöyle bir ortalara doğru gideyim. Bu deste de bende max iyi ki. Aa, bunu da geç. Biz şey mi yapsak? Geçen gün oynadığımız desteği mi oynasak acaba? Duvar yıkıcılı olan desteği. Bakacağım. Biz duvar yıkıcıyı oynayalım. Herkes hiç maxomen kartlar var herkeste. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Şu muydu? Hangisiydi o? Heh, buydu değil mi? Buydu. Bir bununla oynayalım bakalım. Bu deste en azından farklı hale getirebiliriz. Çünkü bu deste yine oynanabilen, oynanan bir deste yani. Bir dakika. Yani biraz daha dengeli. Az önce oynadığım desteye göre. Evet. Oklar elimizde. Hemen okları... Ops. Ana kule açacak. Tamam. Bütün iksirimizi harcadık maçın başında. Çok güzel. Ona hiçbir şey harcamayacağım. Zaten oraya yetişse bile vurabilir yani, sorun değil. Ki yetişemedi. Evet, maçın başında 2000 hasarımızı aldık hemen hemen. O var. Şimdi rakip, ben bir kere okları yanlış atınca bir gaza geldi. Sürekli spamlıyor köprüden, ne var ne yok. Gaza gelmekten ziyade iksir kârına geçmiş de olabilir. Ondan dolayı spamlıyor olabilir. Şimdi niye böyle bir şey yaptık? Neden? Sebebi neydi? Sağ tarafa vuruyoruz. Tamam, tomrunu kullandı. Biz de ona ops diyelim. Şimdi 3200'e indirdik sağ tarafı. Ama yani çok da bir şey yapamadık. Bu arada felaket kulesi varmış. Yarasalarımızı ona göre kullanacağız. Rakip de... Tamam, al, vur oraya. Vur oraya. Oraya da vur. Tamam, vur oraya. Ya adamın da kulesini uyandıracağız ya. Şöyle yapalım. Bakın şimdi ne yapacak? Buraya çete atacak abi adam. At çeteni. Ne alaka? Bu deste ne alaka şimdi ama ya? Cidden ne alaka yani bu deste? Tamam, buraya yarasa atacağız. Valkür atacağız. Olur yavrum, olur. Toksikleşmeye sen devam et. Devam et. Şunu atalım. Hava fişekçiyle biz bayağı vururuz. Çete mi geliyor? Gelmedi. Aa, yapma be. Aa, çok güzel. Çok güzel. Hava fişekçi yaşarsa eğer. Oku biraz fevri kullandık ama neyse. Tombrunu kullandı. Hemen şöyle yapalım. Vur fişekçi. Ya şeyi kullanmak istemiyorum ama. Tamam. Felaketi var. Bir dakika, bekleyeceğiz. Abi felaketi neden şimdi kullanırsın ki? Çok güzel. Biz onu alayalım. Bize bir saattir alıyor rakip. Biz bayağı geliyoruz ama sana. Biz ağır geliyoruz yani. Teşekkürler. Önce o bizi ağladı arkadaşlar. Ben o yüzden yolluyorum. Tamam. Şimdi rakip görüyorsunuz. Az önce emoji spamlıyordu. Ondan sonra bir emoji spamlamaya başladı. Muhtemelen az önce ağladığı şey şimdi içeride yapıyor. Köşesinde. Şimdi Star Scream geldi. Good luck diyor. Teşekkürler. Şimdi Valkür'ümüzle başlayalım. Güzel oldu. Bekleyelim. Fevri oynamayacağım arkadaşlar. O topu çıkarması bence güzel oldu. Bence güzel oldu. Şöyle biz geriden hava fişekçiyle bir başlayalım, tamam mı? Hava fişekçi onun kulesini açamaz şu an. Tamam, güzel. Köşeye fıçı atalım. Şimdi duvar yıkıcı kullanacağız da rakip böyle her atmamızda bütün topunu geri çevirdi. Yani ben topu atmasın diye bir şeyler harcıyorum. Topu gitsin diye. Şuradan şöyle yollayalım. Top anca gider gibi. Var mı çete mete? Şöyle güzel bir ok. Tamam, güzel. Fena değil. Rakibin desteği öğrendik en azından. Biz yine geriden başlayalım. Geliyor mu köprüden bir şey? Şunu atalım. Keşke vurduğu zaman itse birazcık. Evet çok vuracak o. Atağa bakın abi. Ne garip bir atak. Şöyle gidelim. Hayır. Abi bir çöp birimi falan yok mu oraya atabileceğin? Neden her şeye şövalye atıyorsun? Tamam neyse, sakin oynayacağım biraz daha. Bekleyelim. Onun arkasına şeyi atmasını bekleyelim, goblinleri. O da olur. Ana kuleyi açabilecek miyiz? Tamam açtık. Birazcık daha sağ kareye koysak daha rahat olacaktı ama olsun. Yani kulemize hasar almayacaktık. Şöyle sağlı sollu gideceğim arkadaşlar. Yoksa biz böyle böyle devam eder yani bu olay. Tomruğunu çıkardı elinden. Şöyle bir tane hemen fıçı çevirelim. Elinde başka bir çöp birim yok, zaten kullandı. Tamam. Güzel güzel. Gayet güzel. Adamın şeyi anlayamadım ki anladım. Dur bakalım. Ya ama evrimine ya. Gerçekten evrimine yani. Oka atalım, artık ölebilir diye düşünüyorum. Çünkü birazcık canı kaldı. Şöyle yapalım. Tomru fake atabilir. Abi inanamıyorum. Adam tomruk bile kullanmadı. Bir dakika Cem, bir dakika. Fake falan atma. Sen bu adamı yenmen lazım. Bu şekilde yenemezsin yani. Ya öf. Bıktım ha alev topundan. Tamam sağdan gidiyoruz, sağdan gidiyoruz, sağdan gidiyoruz sürekli olarak. Sağdan devam babacığım. Ya şunu alın gözünü seveyim ya. Ne hava ifşekçiymiş abi, 7 maçın onun da hava ifşekçi geldi karşımıza. Hepsi de evrimli devrimli ya. Vuralım şöyle hava ifşekçiyle. Alın abi şu topu. Git abi duvar yıkıcı. Tomruğunu kullandı. Vur abi şunu. Ya onlar nasıl öldü içinde, şeyin içinde ya. Sinir oldum şu an oyuna. Acayip sinir oldum ya. Tamam elinde o var. Kullan. Şöyle bir ok atalım. Mecburiyetten. Dur. Cık. Tamam güzel. Şöyle hemen... En geriden Valkür'ü bırakacağım. Buraya gel havai fişekçi. Şöyle en arkaya bir tane bu fake yer diye düşünüyorum artık. Tamam. Abi darlayacağım. Başka türlü alamıyoruz bu adamı. Hemen kullanıyoruz. Oku da atacağım oraya. Başka atacak bir şeyimiz yok zaten. Tamam, güzel. Ya ne yaptım bilmiyorum ki ben şu an ya. Öf. Tomurunu kullandı. Zaten XX'ye odaklanmış kuleye. Ay. Abi tam doğru içeri biri dikkatimi dağıttı. Dur. Dur Cem, sakin ol ya. Alt üstü bir kupa kasacaksın yani. Bu kadar abartacak bir şey yok. Dur. Şu bir dakika dur ya, dur. Bu deste neymiş? Geç abi bu deste. Bu neymiş? Tamam şunu al ya. Depremli binicili deste. Bir dakika burada. Bunun yerine bir tane Valkür alalım. Daha iyi olacak dur bu deste eminim. Çünkü eskiden böyle bir deste vardı. Şöyle bir girelim bakalım. McWin 7. Şöyle bir şuradan buz ruhunu attık. Tamam güzel. Karşıdan Kara Prens geliyor. Kara Prens'in şarjını kestik. Şuna gel. Abi bir şey var, bir sıkıntı var. Ben savunamıyorum kimseye ya. Hakikaten savunamıyorum yani. Harcamayacağım. Aç ana kuleni. Ana kulesi açmasın diye binici atacaktım da vazgeçtim abi. İksirimi harcamak istememiş hiçbir şeye karşı. Ana kulesini açmadı zaten. Şimdi bir saniye. Şöyle bir tane binici atalım. Evet, sağdan sağlam gelebilecek gibi rakip. Var mı iskelet ordun? Daha da güzeli varmış. Tamam. Şöyle yapacağız da. Fena savunmadık. Havai çekici sağ tarafa doğru. Tamam. Evrimli olmadığı için bizim havai çekicimiz tek oka giderek gidiyor. Diğer rakiplerin havai çekicileri oklara gitmiyor biliyorsunuz ki. En azından iksir olarak öndeyiz. Pardon. Hasar takısının öndeyiz. Şimdi bu deprem pek bir iş yapmayacak. Sadece ana kulesine kulesine gittiği yavaş yavaş vuracağız. Başka bir şey yok. Hemen gidelim. Mini Pekkan dönmüş müdür? Hiç hesaplamadım, saymadım valla. Kasırgası var, güzel. Şöyle şuradan bir valkür atalım. Onu şuraya doğru çekelim. Güzel. Güzel. Şöyle bir sağdan bir havai fişekçi, soldan bir havai fişekçi pardon. Geriye doğru git bakayım. Şimdi bunu kullanacağım. Oraya mini Pekka bile atsa havai fişekçi vuracak diyecektim ki çok da öyle istediğim gibi olmadı açıkçası. Aha, okunu yanlış kullandı, dur. Okunu yanlış kullandın sen. Bir saniye. Havai fişekçinin bir tanesi bile geride kalsa yetiyor benim için. Evet, oraya yanlış bir kasırga kullandı. Binici güzel vuracak oraya. Binici güzel vuracak, kabul edelim. Şöyle yapıp şöyle yapalım. Sonra böyle yapalım. Senin şuraya gelmen lazım. Şu kuleyi alalım da abi biz. Dur. Yapma be, dur. Şöyle gel. Abi şu neydi adı? Cehennem ejderhası bizi mahvetti. Şimdi orada cehennem ejderhasına karşı yenik düşmeseydik bunlar olmayacaktı biliyorsunuz ki. Fazla vurma ona, biraz idare etsin. Şöyle gel mini Pekka, geri gel. Şimdi mini Pekka elinden kullandı. Tek ihtiyacım olan şey 8 iksir. 7, 8. Tomur'u da kullan abicim. Güzeldi, güzel bir hamleydi. Bir tane daha vur. Dur, havai fişekçiyle vuralım. Biniciyi çevir. İskeletleri çevir. Bir gelecek. Neydi onun adı? Mini Pekka gelecek. Tamam, gayet iyiyiz. Şunu erken vurmaya başlayalım abi. Buraya doğru gel. Şuraya koyacak. Neydi onun? Haydut koyacak. Ya da onu atar. Şöyle yapalım. Ya aman, sen haydut ölmedin ya, gerçekten öldün zannettim ya. Ya Allah'ım, ne haydutmuş. Şuraya gel. Mini Pekka. Sen buraya gel. Tekrar şunu atalım. Abi inanılmaz, ben niye savunamıyorum, ben anlamadım. Benim kartlarım mı ölüyor hemen, ben anlamadım ki bu işi. Mini Pekka gel buraya. Tamam, 3 taca gideceğiz, yapacak bir şey yok. Vur. Hayır. Abi inanamıyorum kendime. Resmen parikliğimden kaybettim ya. Evet. Of. Şu an biraz hayatı sorguladım da neden oynuyorum ki bu oyunu ben? Bir kere daha gireyim hadi. Bir dur kardeşim, bir dur, elimde top mop yok ya. Cık. Mini Pekka falan vardı, iskeletleri bıraktım. Anakuleyi açabilir rakip. 15 seviye rakibimiz. Güzel. Evet, 15 seviyelik barbarlarını yolladı oradan. Çok iyi. Hemen binici çekelim şöyle Cannon'la beraber. Bir dakika, iskeletleri dönmüş olabilir mi eline? Elit barbarı yolladı, onu yolladı. Yok, iskelet deri dönmedi ama dönse daha iyiymiş. Çarpmasını kullandı. Elinde iskelet ordusu var arkadaşlar. Ya da çete var. İkisinden birini her halükarda kullanacak. Aslında burada Valkür de elimde olsa çok güzel olacaktı ama maalesef elimde Valkür olacak kadar iksirim yok. Şöyle bir şunu atalım. Tamam, güzel. Bir tane daha vur havai fişekçi. Bir tane tomruk. Tamam, güzel hasar çıkardık. O niye öyle köprüden attın ki onu? Vurmasın o. Atla. Niye atlayamadı? Çünkü 15 seviye olduğu için atlayamamış olabilir mi acaba Cemciğim? Yok, onu ben bildiğim için öncesini harcamak istemedim açıkçası topumu. Tamam, güzel. Elinde sadece iskelet ordusu kaldı arkadaşlar. Binici atabilecek. Kullan iskelet ordunu. Kullanma, deprem atacağını bildiği için. Bir saniye, tekrar binici atacak. Aynalayacak. Çünkü 28 saniye kaldı. Çarpmasını falan kullanacak ama bu saatten sonra vermeyiz diye düşünüyorum. 4 ne yapar? 7 yapar. 6, 7. Kullan iskelet ordunu. Güzel. Tamam, bir tane binici vursaydı, bir tane roket gelseydi alırdı ama maalesef o kadar zamanı kalmadı. Biz de güzel savunduk. Şöyle bir tane daha girelim. Bu desteği bilmiyorum, değiştirebilirim aslında. Bakayım şöyle bir. Bunu 2.6'ya mı çevirsek acaba? Neyse, bir gidelim bakalım. Çünkü kafam kalmadı 2.6'ya karşı. O yüzden vazgeçtim son anda. Evet. Tam 7698'deyiz. 7700'ün sınırındayız. Evet. Korktuğum bir tane kart geldi şu an karşıma. Yani bu karttan korkmuyorum. Bu kartın arkasından geleceklerden çok korkuyorum. Biz biniciyle bir gidelim. Yoksa bu arkasını onun öyle bir dolduracak ki. Öyle bir dolduracak yani. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah arkadaşlar. Şöyle gel. Tamam. Valkür elime gelmesi lazım artık. Okları varmış ki zaten adamın. Okları olduğunu bileydim. Onu o kadar erken yollamazdım. Şuraya doğru bir yönelim bakayım. Tamam. Tamam. Şunu atalım. Havai fişekçi ona vurup sol tarafa doğru geçsin. Tamam. Bir tane daha vur. Tamam. Şimdi ana kulemizi açacağız eğer önüne bir şey atmazsa rakibimiz. Hemen ana kuleyi şöyle açalım. Güzel. Burada yapacağımız bir şey yok şimdilik çünkü birinci elimize dönmedi. Şöyle en geriden Valkür'le başlayalım. Topu aslında iki kere çevirebilirdik. Belki rakibin yıldırımı ya da roketi yoktur da yıldırımı olabilir. Ya da pardon, roketi vardır ama buna bir şey atamaz daha doğrusu. Onların şöyle birazcık yönünü değiştirelim. Bir tane havai fişekçi atalım şuraya doğru. Tamam, güzel. Oklarını kullandığı anda oraya buz ruhu atmamız güzel oldu. Tamam, şöyle arkasına ufak da olsun bir destek yapalım Valkür'e. Deprem atacağım arkadaşlar oraya. Sonra bir tomruk atacağım. Tamam, birazcık da olsun vurmak için. Şöyle bir birinciyle gidelim oraya. Bir dakika. Oraya alırsam eğer işin rengi bayağı bir değişir arkadaşım. Ah be. Hava fişekçi vurmasa çok iyiydi onu. Çok güzel. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Tamam. Bayağı güzel hasar çıkardık. Bayağı güzel hasar çıkardık. Tekrar binici atacağım. Oradaki şeyi yanıltmak için. Şöyle şuraya doğru bir şunu atalım. Hava fişekçi atalım. Elinde okları yok. Bu maçın gidişatı biraz sıkıntı arkadaşlar. Dur bakayım. O yüzden biz oraya her halükarda alalım. Üç taca gelmeyin. 13 saniyede alalım mı üç tacı? Yok, alamaz. Alamaz herhalde. Dur. 2. Şaka gibi abi. Şaka gibi ya. Biraz fazla benim hatamdı. Bu maç benim hatamdı ya. Kabul ediyorum. Bu maç benim hatamdı. Biraz fazla saldım orayı. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum bu serinin devamı gelir mi? Hiç emin değilim. Sıkıldım yani bu şekilde 15 seviyelere karşı yapmaktan. Yani şöyle oluyor aslında. Rakipler 15 seviye, ayrıca 15 seviye şeyleri beni deli ediyor, tamam mı? Oradaki strese hep yanlış hamle yapıyorum ya da biraz panik oynuyorum. Bilmiyorum artık ne oluyorsa. Beceremiyorum yani artık, bilmiyorum. Yaşlandım herhalde arkadaşlar. Bu 30 yaş bana yaramadı. Neyse, bir sonraki bölüm gelir mi gelmez mi hiç emin değilim. Ama bu videoyu atacağım size. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.